Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD'da kurulu Deprem Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgesindeki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Kurum, barınma için şu ana kadar 3500 çadırın kurulduğunu belirterek şöyle konuştu. Sahra çadırlarımızı hem Nurdan'da hem Islahiye'de alanlara kurduk ve vatandaşımıza da burada acil yardım hizmetlerini bu çerçevede veriyoruz. Yine en önemli ihtiyaç diye ifade ettiğim çadır kurulma işi sürecini yürütüyoruz. Her gün çadırlarımızı gerek enkaz alandaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılayacak, gerek köydeki vatandaşlarımızın, gerekse merkezdeki vatandaşlarımızın soğuk hava şartlarında ısınma ve barınma ihtiyacını karşılayacak çadır kurulumu sürecini de AFAD'ımızın koordinasyon sürecinde yürütüyoruz. Şu ana kadar 3500 çadırımızı bir fiil sahaya kurduk ve 15.000 çadırımıza ilişkin de süreci sahada bir fiil takip etmek suretiyle gerek enkaz alanlarında gerekse belirlediğimiz toplu çadır kent alanlarında kuruyoruz. Bir taraftan da konteyner kurulum sürecini başlattık. Gaziantep özelinde 3000 konteynerimizi hem Islahiye'de hem Nurdoğan'da hem de merkezde olmak suretiyle altyapısını hazırlıyoruz ve burada etap etap 3000 konteyner kurulum sürecini de başladık. Bir taraftan da TOKİ başkanlığımızla birlikte kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Buna ilişkin yer tespitleri, bizim Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde belirlediğimiz alanlara ilave etmek suretiyle alanların çalışmasını, projelerin çalışmasını hızlı bir şekilde vatandaşımızın kalıcı konutlara erişmesini sağlayacak adımlarımızı daha önceki depremlerde, afetlerde olduğu gibi burada da hızlı bir şekilde yürütmek üzere ekiplerimiz sahada bir fiil çalışmaktadır. Gaziantep genelimizde bu çerçevede ekmek, yemek ihtiyaçlarını giderebilmek, gıda ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla mobil yemekhanelerimizi kurduk. Hem Islahiye'de 3 tane, Nurdoğan'da 5 tane ve merkezde yine yeterli ihtiyacı giderecek şekliyle mobil yemekhanelerimiz. Yine Kilis'te kurduğumuz, yine jandarmamızın içinde kurduğumuz yemekhanelerle birlikte de vatandaşlarımıza sıcak yemek, çorba dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede tabii sosyal tesislerimizi de, kültür merkezlerimizi de sağlam olduğunu tespit ettiğimiz binalarda da vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz. Tabii büyük bir seferberlik şuuruyla hareket ediyoruz. Yani bu manada şu an ilimizde herhangi bir araç, ekipman eksiği, arama kurtarma personeli eksiği yoktur ve bir fiil bütün alanlarda çalışılmaktadır. Devletimiz hem maddi olarak hem manen milletin yanındadır ve inşallah el birliği içerisinde daha önceki depremlerde, afetlerde olduğu gibi buradaki süreci de büyük bir titizlikle, büyük bir özveriyle, özenle yürüteceğiz ve vatandaşlarımızı enkaz altından kurtaracağız. Kurtarma mücadelemizi sonumuzun sonuna kadar vereceğiz ve bu motivasyonla inanın ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Kara rağmen, yağmura rağmen, yağışa rağmen bu süreci yürütüyoruz. Jandarmamızla bölgeye sevk ettiğimiz helikopterlerle birlikte köylerimize battaniyelerimizi, çadırlarımızı ulaştıracak 2 tane helikopterimizi tahsis ettik ve hem Nurdoğan'da hem Islahiye'de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını giderecek hizmetlerimizi de AFAD koordinasyonundaki buradaki koordinasyon merkezimizle birlikte yürütüyoruz ki daha hızlı erişebilmek adına bu süreci de takip ediyoruz. Yine inşallah devletimiz, milletimiz el ele verecek bu büyük afetin de üstesinden gelecektir. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Tüm dünyaya da burada bu birliği, beraberliği, kardeşliği gösteren bir milletiz. Tekrar ben vefat eden ailelerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep'imizin, diğer illerimizin başı sağ olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.